Yiğit. Efendim? Dün konuştuklarımızı düşündün mü? Bak, öyle ana kız kucaklarında bebekle dönmesinler Bolu'ya öyle sahipsizmiş gibi. Hı? Anne. Hı? Halam bunları mı sever belki? Değil mi? Evet, sever belki anneciğim. Sorarsın, koy sofraya. Anne. Efendim anneciğim. Halam daha çok gelse bize, bebeği getirse, benim odamda kalırlar hem. Büyüyünce arabalarımla oynamasına izin veririm. Tamam anneciğim, söyleriz. Ama çok tatlı değil mi bebek? Adı benim diğer adımla aynı. Evet, sen de Özgür Necdet'sin. Dedenin ismi. Böyle anne babalar kendi babalarını çok sevince, çocukları olunca da onun ismini koyuyorlar değil mi? Gülsüm, hadi kızım toparlan çıkalım artık. Yiğit'e de söyleyelim, bizi otobüse kadar bıraksın. Tamam. Anne. Abidin abi geldi. Hı. Şey diyor, çok... Kahvaltı hazır, annem gelsinler dedi. Fıstık ezmesi de var. Tamam kuzum, geliyoruz. Hadi. İyi oldu böyle be yenge. Ne demekmiş öyle köye gitmek falan ya? Değil mi? Yenge? İyi misin? İyiyim abidin. Kusura bakma, ben duymadım ne dediğini. İyi ki varsın dedim ya. Sen olmasan var ya teyzemler hayatta eve gelemezdi. Ferhat... Hayatta razı gelmez ya, biliyorum. Benimle ne alakası var abidin? Var yenge, var. Sen bilmiyorsun. Teyzemin oğlu senden sonra çok değişti. Artık ne dediysen, ne söylediysen direkt ikna olmuş vallahi. Yoksa alın getirin demezdi yani, biliyorum ben. Bakalım evde rahat edebilecekler mi? Başlarına üşüşen konuşacak o kadar çok insan var ki. Kolay olmayacak. Doğru. Allah'tan sen varsın yenge ya. Bugün varız, yarın yokuz abidin. Bu nasıl söz yenge? Öyle işte. Keşke Ferhat da gelseydi. Teyzem diretecek şimdi. Oğlu gelseydi direkt he derdi vallahi. Ferhat gelmez. Kaçak güreşir, bilmiyor musun? Biliyorum. Ya yenge, bir de ben bir şey düşündüm ama. Pardon abidin. Efendim? Ne ilaç verdiniz? Tamam, o dozda devam edin. Ben bir işim var, bitirip geliyorum hemen hastaneye. Tamam. Gidelim mi? Benden ne istiyorsun Ferhat? Yiğit, seni seviyorum işte yani, bu ya, anladın mı? Bu mu ya senin hayatın? Sorular cevaplar üzerine mi kurulu? Bu kadar mı yani? Aynen öyle. İyi, madem. O zaman bana da cevap ver. Benim veremeyeceğim bir cevap yok doktor. Neden arkanı dönüp gidiyorsun o zaman? Ben bakarım. Aa, Aslı. Hoş geldiniz.
Geçin biz de kahvaltıya oturuyorduk şimdi. Gelin oturun. Afiyet olsun. Yok biz oturmayalım hiç. Yeter Hanım'la Gülsüm'ü eve götürmeye geldik. Nasıl? Ne demek eve götürmek? Ferhat dedi ki gelsinler dedi. Alın gelin dedi. Dedi. Kendisi gelmedi mi? Yok. Maalesef. İşi var. Klasik Ferhat. Neyse yani hani böylesi belki daha iyi olur. Yani İstanbul'da kalmanız açısından. Değil mi Yiğit? Sen de bir şeyler söylesene. En iyisini kendileri bilirler. Olmaz. Eve falan dönemeyiz biz. Yapmayın Yeter Hanım. O eve dönecek yüzümüz yok. Öyle değil mi Gülsüm? Sen girebilir misin şimdi rahat rahat? Ya teyze bir Allah aşkına sakin düşün ya. Yeter Hanım yapmayın, orası sizin eviniz. Siz istemedikten sonra da kimse sizi oradan kovamaz. Öyle hiç arkanıza bakmadan da dönüp gidemezsiniz, yapmayın. Hem biraz zaman da geçsin üstünden, oturur konuşursunuz, anlaşırsınız, olmaz mı? Ben Bolu'ya falan gitmek istemiyorum aslında. Ama abim benim yüzüme bakmaz ki artık. Tamam şöyle yapalım. Benim babamın evi boş ve müsait. Sizin için uygunsa ben Gülsüm'ü alayım. Oraya götüreyim. Siz Abidin Yeter Hanım'la gidin. Sen istediğin kadar kalabilirsin Gülsüm. Benim de kafamı dinlemeye ihtiyacım var. İstediğimiz zaman da döneriz eve, olur mu? Bilmem ki. Olur.